adaleti. Arkadaşlarımız orada bize çok yardımcı oluyorlar maddiyat bakımından. Ondan sonra topladığımız parayla ondan sonra bu sandalyeleri işte ikinci el olaraktan alıyoruz. Ondan sonra kontroldan geçirip ondan sonra getiriyoruz ilçemize. Ondan sonra buradaki belediyemize teslim ediyoruz. Almanya'dan, Köln'den geliyoruz. Yolumuz 3100 kilometre. Kolay değil. Dört güne yakın günüm yolculuk sürüyor. Bu benim dördüncü seferim. Evvelki sene de gelirken yine gümrükte ben maruz kaldım. 7 saat beni beklettiler. Evraklarımın her şeyin tamam olduğu halde. 7 saat sonra beni hiç aramadan etmeden bıraktılar, gönderdiler. Çünkü evraklarım konsolosluk tarafından hazırlanıyor ve ben öyle yola çıkıyorum. Bu sene de maalesef yine saat 9'da giriş yaptım. Saat 2.30'a kadar yine maruz kaldım. Yine tuttular bıraktılar. Konsolosluk tarafından da sayılmış ve imzalanmış, onaylanmış. Ondan sonra maalesef işte o kadar yabancı devletlerden geçiyoruz. Hiçbir problem olmuyor. Hele Sırbistan bu sene o kadar yardımcı oldu ki ben de beklemezdim. Ama kendi vatanımıza geldiğimiz zaman maalesef çok üzüntüyle... Ailelerimizden yapılan bağışlarla ben ilgileniyorum. Onları yapıyoruz, ediyoruz. Bununla sınırlı değil. Eşim çok uzak yollardan gidiyor, onları toparlıyor. Gece yarılarına kadar internetten araştırıyor, buluyor ve uzak yollardan gidip alıp geliyor. Kimisinin freni bozuk, kimisinin ayağı kırık. Onları birbirine tamamlayarak bütün kışını inanın bodrum katta geçiriyor.